Efendim sevgili izleyiciler, tekrar kum saatini çeviriyoruz ve zaman akmaya başlıyor. Kumunuz bol olsun. İşler bitmeden. Evet. Şimdi Reagan zamanında 1980'de filan Amerika'da birdenbire serbest piyasada serbest piyasa, devleti küçültelim, özelleştirme, küreselleşme edebiyatı birdenbire çıktı. Bak dedim, şimdi kaç ülkede neler olacak. Tabii o sırada tam bir askeri ihtilal düzenlendi falan. Bak hemen Özal'ı getirdiler. Zaten iki şey yapıldı. En önemli iki şey orada. Bir, üç şey yapılmış da bir sürü kanun kuvvetinde kararname çıkmış. 500 tane bile falan diye duymuştuk. Bunlar çoğu hala gizli galiba da neyse. Oralar beni pek ilgilendirmez. Ama iki önemli şey, bir tanesi Özal Başbakan olacak. Bir tanesi de Doğramacı Beyefendi'ye YÖK kurdurulacak. Bu sebeple üniversitelerde araştırma yok edildi. Evet, bu da özelleştirmenin bir çeşidi, küçültmeyi devleti falan. Neyse, o sıralarda tabii Türkiye'de de bu laflar hemen aldı yürüdü. İşte demin dedim, bir önceki programda devleti küçültelim, özelleştirelim, özelleştirelim derken kamu kuruluşları, sanayi, manayi hepsi götürüldü. Yabancılara verildi. Onlar da işte hiç pahasını alıp toprağı, paranın, arazisinin daha azına falan oraları yok ettiler. Ondan sonra ve tabii derken sıra bankalara geldi. Şimdi ABD'de, Azmanistan'da aynı şey oldu. Daha önce. 90'larda ya Baba Bush kuş zamanında. Şimdi Amerika'da şöyle ilginç bir yasa vardı. Bankaların çoğu, büyük çoğunluğu, belki hepsi eyaletlerde, yani 50 eyalet var işte şimdi. Tabii Türkiye'yi falan saymıyoruz, eyalet değil o. Ondan sonra bir eyalette ruhsat almış banka olan banka başka bir eyalette şube açamazdı. Her biri yerel bankaydı eyalet içinde. Bu tabii bazı şeyleri denetim altında tutmak ve her tarafa yayılıp da tekelleşip milleti soymasını engellemek için böyle kanunlar vardı. Baba Bush zamanında yine böyle bir iktisadi çöküntü oldu. Şimdiki tam bitti. Yani şimdi bitti iş. İş bitti. Ama o zaman normal dalgalanmadan bir çöküntüydü. 90'larda, 93'e kadar. İşte o ara 1000 tane ufak banka battı. Artı eksi artık 10 falan. 1000 tane ufak banka eyaletlerdekiler battı. Ne oldu? Hemen o kanunu da kaldırdılar Baba Bush zamanında. Yani bir eyaletteki başka yerlerde de şube açabilir, banka alabilir falan diye. Kaliforniya'da bir iki tane büyük banka vardı. Başlıcası Bank of America, Amerika Bankası büyük. Şimdi o da battı da onu da başkası aldı. Onu da Rockefeller aldı. Neyse, hepsinin altından o çıkar. Ondan sonra ve bu ufak bankalar batıyor matıyor filan. Yeni kanunu değiştirdiler. Öyle bir tane büyük banka gelip bunların hepsini satın aldı kelepirden filan. Yani bir baktık, daha kaç senelik, birkaç yüz senelik Amerika'nın eski yerlerinde, Yeni İngiltere, New England. Tarzanca eğitimciler için söylüyorum. Oradaki mesela daha böyle 300-400 senelik bankalar vardı. Birçoğunun da başkentlerini falan şahsen de tanımıştım. Yani düzgün şeylerdi. Ya bir de baktık bunlar yok oldu. Adı bilmem ne oldu. İşte o büyük bir iki tane banka bütün Amerika'daki. Bunların hepsini yuttu. Şimdi yuttu, peki ne oldu? Bu ara bu ilaç sanayi tekelleşti yavaş yavaş, sonra hızla. Dünyada şimdi bütün ilaç bir iki şirketin elinde. Önce daha çok vardı. Şimdi bunları da yakından biliyorum. Biraz da meslek icabı. Derken ilaç şirketleri üzerindeki, bu demin bahsettim bir önceki programda, denetim, yani böyle çok zararı olan bir takım ilaçları halka kakışlamasınlar diye olan denetim, 5-10 yıl süren o ilaca izin verilmesi işlemleri, devletin güdümünde deneyler filan. Bunlar kalktı ortadan yavaş yavaş. Şimdi tamam kalktı.
gıda maddeleri için aynı şey oldu. Bir de bankalar için aynı şey oldu. Şimdi bankaların küçük büyük hangisi varsa devlet denetimindeydiler. Mesela bunlar öyle rastgele faiz oranlarını arttıramazdı. Birine ev kredisi borcu verecekse, mortgage verecekse, onun ödeyip ödeyemeyeceğinin incelenmesi hakkında bayağı ayrıntılı kurallar vardı. Ha, yavaş yavaş bunları kaldırmışlar bu zamanda. Ben bazılarını sonradan, işler daha çığırından çıkınca anlamaya başladım. Amerika'nın halkı hala anlıyor işte yavaş yavaş. Ondan sonra şimdi bu denetimler kalkınca bir taraftan da mesela bu borç kartları, kredi kartı diyorsunuz ya, plastik. Ha, bunlar üzerinde denetimler vardı. Faizini şundan fazla arttıramaz, yarı yolda arttıramaz. Sen borçlanmışsın, ödeyemiyorsun. Yarı yolda faiz üç misli oluyor. Olur mu? Tabii ödeyemiyor, ondan sonra batıyor. Şahıs olsun, küçük şirket olsun. Şimdi bunlar üzerinde çok sıkı denetimler vardı. Önce Baba Bush zamanında ve hatta iki Bush arasında bir de Clinton var. Ve Clinton çok kültürlü, çok akıllı bir heriftir. Öyle Yale'in arka kapısından mezun olmamıştır. Birincilikle mezun olmuştur. Ben onu kültürel yapısı itibariyle takdir ederdim. Sonradan yıllar sonra öğreniyorum ki o ilk Cumhurbaşkanı olduğu zaman kendisi bir iktisadi plan yapmış Amerika için. Onu uygulayacağım diye gelmiş. Fakat buna hemen bir tane Rubin, Wall Street'in bu yeni işte Amerika'yı soyan birkaç şirketten bir tanesinin başkanı olan daha önce Rubin'i baş danışman diye kalkışlamışlar iktisadi işlerde. Mecbur zaten çünkü yani birçok ülkede kimsenin kimseyi seçtiği falan yok. Bir yerlerden kalkışlanıyor. Bir kere seçim kampanyası parası orada çok önemlidir. Parayı veren düdüğü çalar. Oradaki demokrasiye böyle ad koymuştum. Dolayısıyla işte seçim kampanyası paraları veriliyor. Çoğu da gizli filan. Bakıyorsun o işte sonradan Amerika'yı şu birkaç, bir iki yıldır soyan, soğana çeviren birkaç tane Wall Street, büyük bankerin, banker vermiş ona da. Obama'ya da olduğu gibi şimdi. Sonradan çıkıyor kokusu. Neyse, demişler ki, işte bu senin baş danışman olacak iktisadi işlerde. Mecbur yani, başka bir şey yapamaz. Ondan sonra şimdi bu Rubin'le şeyini konuşuyor. Yeni öğrendik. Kaç sene sonra. İktisadi plan uygulayacak, kendisi yapmış. Akıllı adam, çok değerli bir adamdı Clinton. Obama da öyle. Bush'lar öyle değil. Neyse. Şimdi Rubin demiş ki yok öyle olmaz, yapamaz. Hayır. Ya ne demek yapamam? O bak Amerika'yı soyup soğana çeviren işte birkaç tane şey var işte Goldman Sachs, Lehman Brothers falan. Bunlar demiş şunu yapmanı istiyor. Sen kendininkini yapamazsın, bunu yapacaksın. Bu da kızmış ha. Yeni okudum. Çok değerli birinden okudum. Her yerde hala Amerikan halisi hala bilmez. Yani dışarıda okudum. Bu da demiş ki bak aynen şöyle demiş. Yani demiş, ben şimdi buraya kendi iktisadi planımı uygulamak için geldim. O Wall Street'teki birkaç tane o nokta nokta çocuğunu mu dinlemek zorundayım? Öylesin demiş bu da. Aynen böyle. O ne çocuğu? Onların dediğini mi yapacağım? Evet, başka bir şey yapamazsın demiş. Demiş, tabi biraz sonra akıllı adam durumu iyice anlamış Clinton. Ve nitekim kısa bir süre sonra bu Rubin'i Hazine Bakanı olarak tayin ediyor. Kendi hükümetinde. O seçiyor bakanları. Amerikan sistemi öyle. Tayin ediyor ve tabii bir daha sözlerinden çıkmıyor. Belki bir ara acık çıkacak oldu. Hemen ona bir rezalet falan uydurdular. Lewinsky, Miminsky falan. Cinsiyet, minsiyet numaraları çevirdiler. Az daha gidiyordu ama çok akıllı olduğu için paçayı kurtardı. Neyse. Yani şimdi orada da öyle başına falan gelen bir şey yapamaz yetkisi falan yoktur. O anlamış orada çok kızmış önce. Şimdi dolayısıyla iki Bush arasında o var. Fakat ve değişik tam tersi gibi görünen aslında pek farklı olmayan iki fırkadan biri. Bush, çalıdaki kuşlar Bush'lar. Bunlar Cumhuriyetçi Parti. Yani Cumhuriyet
partisi. Clinton öbür parti. Başka da yok zaten. Öyle bir düzen var ki başkasının yaşaması, ortaya çıkması mümkün değil. Adı demokrasi işte bunun. Yani arada bir böyle çıkacak olur birileri düzgün laflarla falan. Yok, hemen onları yok ederler. Bu ikisi. Fakat ayrı ayrı fırkalar oldukları halde Bush, Clinton, sonra Bush, durum aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Bak şimdi Obama ile de değişmeyecektir. Göreceksiniz. Onun için kimse bayram edip de kurban murban kesmesin. Doğuda falan. Sana gavurdan her bir türlüsünden, ne abesinden, ne abidesinden, ne bilmesinden hayır gelir arkadaş. Ya gelir hayır, birbirimizden gelir. Hepimizin aklımız başımızda olan, birlik olan da parçamızı kurtaralım. Sonra aramızda bir takım ufak sorunları hallederiz. Olur, mesele değil. Merak etmeyin. Bin senedir yaptığımız gibi. Aslanlar, hadi bakalım. Size güveniyoruz yani. Her türlüsüne. Sağlam aslanlara, öyle tüy dökülmüş, ölmüş aslanlardan medet ummayın. Biz kendimiz aslanız ya. Allah Allah. Sağlam. Evet. Şimdi dolayısıyla bunlar gelince hiç siyaset değişmiyor. Önce bu ufak bankalar yok oldu. Vay anasına dedik. Ne yapacağız şimdi filan. Arkadan bu borç kartları postada, burada da oldu. Herkese borç kartı gönderiyor bankalar. O kalan birkaç büyük banka. Postayla gönderiyor. Al sana şu kadar kredi. Ya ödeyebilir misin? Durumun nedir? Falan böyle incelemeler kalkmış. Bir de başta böyle az bir faiz koyuyorlar. Mesela %5-10 falan. Ama bir sene borçlandıktan sonra ve de coşup da böyle kudurmuşlar gibi yabancı alışveriş merkezlerine başörtülüsü başörtüsüsü doluşup da böyle hurya bir tüketim iştahıyla hiçbir üretim kalmamışken Türkiye'de saldırırken borçlanıyorlar tabii. O bir sene sonra ödemekte zorluk çekiyorlar. Tam o sıra denetim kalktı. Dışarıda zaten burası zaten aynı şirketler. Yani kredi kartları nereden geliyor? Aynı şirket. Denetim kalkınca tam borçlanmış ödeyemiyor. Her ay ödemekte zorluk çekmeye başlarken birdenbire faiz 3 mislinden fazla oluveriyor. Denetim yok. Çünkü eskiden yapamazlardı. Şimdi devleti küçültelim falan derken orada da burada da falan. Denetim kalktı. Hadi. Arkadan bir ay geç kaldı mı korkunç miktarda bir ceza. Mesela o cezalar falan da 5-10 dolar olurdu. Şimdi denetim kalktı istediği gibi. Meğerse bu bankalar bu fahiş arttırdıkları faizlerden ve de bu fahiş miktarda rastgele koydukları cezalardan çok para kazanıyormuş. Nerede? Hem Azmanistan'ın içinde hem de kuyruğundaki hala sallanan kıpırdayan Türkiye gibi ülkelerdeki bankalardaki halkı borçlandırma siyasetiyle. Hepsi birbirine bağlı aynı yerde. Haberiniz olsun. Şimdi onun için gene eski geleneklerimize dönelim. Ayağını yorganına göre uzat. Tabii Türkiye'de üretim bırakmadılar. Ne tarım ne bir şey filan. Bunlara gene yeniden sahip çıkalım. Mümkün olduğu kadar tapularımızı geri alalım. Nasıl alacağız? Hadi onu sonra konuşuruz artık yani. Ondan sonra elinde bir para varsa azıcık biriktirsen ihtiyacın olan bir şeyi alırsın. Lüzumsuz yere böyle son model araba yok bir teneke. Ondan sonra efendim bilmem ne televizyonu falan filan bir sürü lüzumsuz moloz eşya köylerde de. Tabii köy kalmadı zaten. Bitti. Köydekiler ondan sonra arazileri tabii yabancılara bedava verilince tarım arazileri geldikleri zaman Gazze'de Mazze'deki gibi yerli hali olup da başına iş çıkarmasın sonra diye önce o köyler boşaltıldı. Güney Amerika'da da aynı şey yapıldı. Gidiyoruz Sivas'ın köylerine falan geçiyoruz, bakıyoruz hiç kimse yok. Ne hayvancılık kalmış, ne sanayi kalmış, ne tarım, hiçbir şey yok falan zavallı. Ondan sonra yani şimdi bu durumda bu ülkede yapılacak ilk iş bir kere sen şimdi birçok ülkenin Asya'da, Güney Amerika'da filan aslanın tüyleri dökülüp öldüğünü fark ederken hepsi toparlandı. İlk iş bu ülkeler, işte Güney Amerika ülkeleri, ondan sonra Rusya'yı bitiriyorlardı. Neyse Putin geldi düzeltti durumu. Rusya, ondan sonra Malezya, Endonezya falan gibi ülkelerde ilk iş baktılar ki bu IMF ne zaman bunlara bulaşırsa, Uluslararası Para Fonu, IMF yani Amerika bulaşırsa bunlar batıyor. Her şeyini batırıyor senin. Kasıtlı. Kendi adamları da yazdı sonra birkaç kitap. Türkiye'de tercüme edilmiştir. Onun için ilk iş bu IMF'yi falan sepetlediler bunlar. Sepetleyen ülke batarken
Ertesi sene büyüme hızı %8'e yükseldi. Malezya bilmem ne, Rusya falan filan. Aldı başını gidiyor. Brezilya şimdi. 10 senede. Almış başını gidiyor. Üretimini, tarımını, şusunu, busunu, sanayini hepsini toparladı. Kendi teknolojisini geliştiriyor. Ve mesela şimdi uçak yapacak. Tabii UNEF falan böyle şeylere izin vermiyordu. Şimdi sepetledikten sonra uçak yapacak. Ne yapıyor? Dışarıdan bir uçak şirketinin lisansını, patentini de almıyor. Kendileri, kendi araştırma merkezlerinde yeni gittik, gördük. Ondan sonra bunları kendisi geliştiriyor, kendi teknolojisiyle. Adam uçaklar yapıyor 10 sene içinde ve 110 ülkeye satıyor. Ne haber? Yani olabiliyor bu işler. Yeter ki aklını başına al, aşağılık duygusundan kurtul, birbirine sarıl, çalışmaya başla tekrar. Ondan sonra yani sırf tüketimle, sırf bu alışveriş merkezlerinde özenti özenti bir sürü lüzumsuz şeyler satın almakla kimse ne zenginleşir ne bir şey olur. Batarsın sonunda. Önce şahıs olarak sonra ülke olarak batarsınız. Haberiniz olsun. Onun için yani şimdi bu oyunlara artık daha fazla gelmeyelim. Çünkü gelirsek çünkü kum saati boşalıyor. Kumlar bitmeden kendimizi toparlayacağız arkadaşlar. Kumlar bitmeden. Öyle mi? Kumlar bitiveriyor sonra. Ne kadar kumun olursa olsun biter. Evet şimdi dolayısıyla şimdi bu batı AB zaten batmıştı. AB diye bir şey yoktu. Efsaneydi. Kendileri de yazıp duruyordu. Ben de oradaki toplantılarda her sene Avrupalıları teselli etmekle meşguldum. Yaptığım konuşmalarda. Aklı başında adamlar. Eyvah bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Ülkemizi işte özelleştirme, küreselleştirme alıp götürüyorlar. Ne yapacağız, edeceğiz filan derken seçmediğimiz ama biz seçmişiz gibi gösterdikleri birilerini başımıza koyuyorlar. Bunlar da bizi işte böyle yapıyor falan diye. Onlar ağlaşırken biz de teselli ediyorduk her sene. Ya üzülmeyin işte hepimize yapıyorlar, hep beraber hallederiz filan diye. Bunlar memnun mesut, yüzlerine bir nur geliyordu. Geliyorduk, burada hala millete AB diyorlardı. Kontrollü Avrupa düdükleri filan. Yani onun için şimdi AB zaten yok ve olmadı da ordusu mordusu da yok, bir şey yok, gençliği yok, hiçbir şey yok, madenleri yok, yani yakıtı yok, bir şey yok. Orayı geç, o zaten 2. Dünya Harbi ile falan beraber bitti. Ondan sonra işte ABD'ye geçmişti iş. Bunların da işte geçen programlarda anlattığım gibi %80 milli gelirine katkısı olan sanayi falan onlar da rafa kalktı. Ve orası da bütün önceki imparatorlukları anlatmıştım. Onların battığı gibi bunlar da son dönemde sadece bir takım borç sebeplerini allayıp pullayıp paketleyip falan başka ülkelere falan sanki başka ülke işte bununla yatırım yaparmış, faiz alırmış gibi ayağına bunları kandırarak sattılar. Ondan sonra bu senede o ülkeler, Asya ülkeleri vesaire, ha bunların arkasında bir şey olmadığını gördüler ve ellerinde boş çuvalla kaldılar. Yaptıkları yatırımlar öylece o borç senetlerine bitti. Amerika'nın içindeki yatırım yapanlar da aynı şey oldu. Ve Amerika'da ve dolayısıyla onun için başka ülkelere bulaştı Amerika'daki çöküş, iktisadi çöküş. Ve batı batmıştır. Batası batı diyorduk. Güneş bile batıda batar diyorduk. Kimsenin batmasını istemeyiz. Yazık. Ailesi oranında perişan oluyor. Onlar da insan. Acıyoruz tabii. Ama şimdi onlar da dertli. Dolayısıyla yani batı bitmiştir, batmıştır. Bunu bilesiniz. Ve bunu anlayan hemen hemen Türkiye'den başka her ülke. Ve dolayısıyla şimdi Asya hızla başını kaldırmış gidiyor. Zaten 10 senedir Çin'in verdiği borçlarla ayakta duruyordu. Tam bu sene birkaç ay evvel Amerika tam batarken Wall Street'tekiler bir soydular. Ondan sonra bir de ellerindeki basın yayında bir çığırtı çıkardılar. Vay battık yoksa şöyle olur böyle olur diye. Zaten hükümetleri de bunlar tayin ediyor. Ondan sonra bunlara devlet de 1 trilyon dolar yardım yaptı. Niye kullanacağım falan diye soran moran yok. Dolayısıyla iyice orayı soydular. Evet tam bunlar olurken Asya'ya gelelim. Çin borç verip de 10 senedir ayakta tutuyordu ya Amerika'yı. Çünkü hani oraya çok mal satıyor. Elindeki dolarları da götürüp oraya hazine bonosuna koyuyor. İşte onunla geçiniyordu ve yeni öğrendim ki çok değerli bir iktisatçıdan dışarıda tabii öğrendim ki meğersem halkına karşı milli geliri şu kadar yüzde şu kadar düştü bu sene dememek için ne yapıyorlarmış biliyor musun?
bu dışarıya sattıkları sahte, arkasında bir şey olmayan değersiz borç senetlerini filan, onun karşısında aldıkları paraları milli gelir diye gösterip ekliyorlarmış onları. Ayrıca bol bol para basıp böyle trilyonlar dağıtıyor ya, işte Irak Afganistan harbi bir taraftan 7 trilyon dolar, bu bankerlere 1 trilyon dolar, şimdi General Motors falan da battı, onlara yardım falan filan derken, hani serbest piyasa vardı, ne oldu biliyor musunuz arkadaş? Devlet şimdi orası batıyor, burası batıyor. Bunlar da kağıt parayı basa basa, başka zenginliği yok. Devletin başka şirketlerden veya şahıslardan farkı şu. Yani başkası bir şey para basarsa hapse girer, sürünür. Ama devlette para basma yetkisi vardır. Dolayısıyla en büyük hırsızlık devletler tarafından yapılır. O parayı bastıkta senin cebindeki paranın değeri o kadar düşer. Dolayısıyla efendim, şimdi tam bunlar olup da Amerika batarken Çin de dedi ki ya ben senin oraya dolar molar yatırmam. Değeri yok zaten. Bizim para gidiyor. Tam bu sırada bir beyanat verdi Çin'in büyük adamı. Okudum. Dedi ki bundan sonra dedi Çin dedi yabancı devletlere borç vermeyecek dedi. Amerika iyice titremeye başladı. Eyvah şimdi ne yapacağız diye. Yeni ya, bir ay evvel. Tamam mı? Yani orası bitmiştir. Şimdi bu ara geçen sefer bir iki program önce anlattım. Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri, Venezuela, Ekvator, Güney Amerika'da ondan sonra şey Bolivya falan filan adı duyulmamış küçük ülkeler dahi falan. Ondan sonra tabii İran, ondan sonra bunlar biz dediler doları dolar karşılığı taş ya petrol satmayacağız. Çünkü değeri yok. Ne yapalım biz onu? Önceden empoze ediyordu. Zorluyordu bunları. Askeri gücüne güvenerek azman. Bunlar dediler ya bunun karşılığı maçlara satmayacağız dediler. İşte Suudi Arabistan dedim geçen sefer. Çin'e satacağım diyor petrolün çoğunu diyor. Karşılığında dolar kabul etmiyorum diyor. Euro olacak. Japon yeni olacak. Çin parası olacak. Hatta Rus rublesi olacak filan. Böyle bir sepet. Döviz sepeti toparlıyor. Şimdi bütün bunlar olurken Çin de buraya borç vermeyeceğim dedi. Tamam iyice çuval. Şimdi buralar bitmiştir. Tabii şimdi IMF'nin parası nereden geliyordu? Aslında çoğu Amerika'dan geliyordu. Azmanistan. Kendi parası yok. IMF'nin para mı var? Ayrıca onun başındaki adamlar bile vicdanlı iktisatçı bir iki tane. Stiglitz en başta dedim geçen sefer. Ondan sonra bunlar da 3. Dünya ülkelerine yapılan alçaklıkları IMF yardım pozunda falan gördükçe kendi başında işin. Adam istifa etti. Ondan sonra oturdu. Kitaplar yazdı. Bunlar böyle böyle yapıyor. Vay alçaklar falan. İstifa ediyorum falan dedi. Üniversiteye döndü. İşte Evrenkent'te, Kolombiya, New York'ta. Bir de Nobel aldı üstelik. Neyse. Daha önce. Şimdi yani böyle bitmiş bir şeyi, bu kadar melaneti artık dünyada herkesin bildiği bir kuruluş IMF. Türkiye'ye bir sürü kakışlayıp Türkiye'nin ne sanayini ne tarımını kalmasını engelleyen, hepsini yok edilmesine böyle bastırarak bir taraftan da AB diyor falan diyorlar. AB'nin de bir şeyden haberi yok. Bunlar olurken, geliyoruz buraya, bir bakıyoruz. IMF bize bilmem şu kadar yardım ediyor. Neyle yapacak lan? Parası bulu yok, bir şey yok. Üstelik her bulaştığı yeri batırmıştır. Yeter artık ya. Ama her ülkede insanlar bunu artık öğreniyor. Ve başlarına kim nasıl getirilmişse getirilmiş olsa da yani çok büyük huzursuzluk ve daha başka şeyler oluyor. Yani şimdi her şey valla işte ben işte araba alıyorum ya kredi kartıyla. Ne gelecekseniz görürüz bakalım ne olacaksınız. Alın bakalım siz. Ondan sonra halk gelip de ya bu her tarafı şehrin bu kadar tarihi muhteşem bir Türk şehri dünyada görülmemiş bir şehir iken İstanbul. Şimdi her tarafından 8'er şerit otoyol geçiyor ya. Bir tarafından bir tarafına geçemiyorsun. Şehri bölüyorlar böyle. Böyle bir taş yığınları falan. Felaket bir durum. Arabayla nereye gideceksin ya? Araban olsa perişansın, yoksa perişansın. Ha neyse biz Allah'tan işte vapurla karşıya geçiyoruz. Tramvaya da biniyoruz falan olduğu yerde. Öyle idare ediyoruz. Enayi mi? Ya bir kere dolmuşa bindim Taksim'den. Bitmişti artık tramvay da geç olmuştu. Yanımda bir üniversite Evrenkent öğrencisi oturuyormuş. Bizi tanıdı filan. Şaşırdı olay.
Vay hocam dedi, siz dedi nasıl dedi dolmuşla gidersiniz falan dedi. Yani bizi herhalde ya yakıştıramadı yani. E kardeşim biz halk çocuğuyuz, halk çocuğu otobüs varsa otobüste gideriz. Yoksa yani bittiyse hepsi ne yapalım? Dolmuşla gideriz tabii dedim. Aa olur mu hocam? Bizim rektör dekan bilmem ne falan yani bilimsel olarak hani lafı geçmeyecek adamlar. Hepsi resmi arabalarla yahut özel fiyakalı Mercedes'lerle falan gidiyor geliyor. Bu ne haldir falan diye acıdı bana olan. Ben dedim lan ben bir kere İstanbul'da, Ankara falan bir orada burada araba sürecek kadar enayi değilim. Araban olsa nereye koyacaksın arkadaş? Nereye koyacaksın ya? Bizim Kadıköy'de evin önüne sokağa yani çıkacak bir bahçesi var şuraya şu kadar zaten. Önünde bir demir parmaklık var açıyorsun. Sokağa çıkacaksın. Tam onun önüne arabayı koymuş namussuz. Düşüncesiz, vicdansız, artık insanlığını unutmuş. Araba almaktan öte insanlığı unutturulmuş. İnsanlığı dünyada tek anlayışı tek kalmış ülkeyken burası. Unutmuş, bencil olmuş. Oraya koyuyor biz bebeklerle, çoluk çocuk bilmem ne eşyayla falan nasıl çıkacağız oradan düşünmüyor. Zabıta yok, polis yok, bir şey yok. Şu hale bak ya. Yani bunlar sonra hepinizin başında patlayacak kabak. Kabak artık kim mal olur o zaman? Amerika'da kabak da ihraç edemez. Başında bir Çin kabağı falan patlar. Ondan sonra ah vah falan dersin. Ondan sonra yani Allah'ın işine karışılmaz da canım Allah acısı Allah korur işte falan diyorlar. Ve Allah sana bu kadar imkan vermiş. Asya'nın, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun hepsiyle kaç bin sene geçmişin olan tam orta yerinde hepsinde de tarihi ilişkisi olan öyle bir geçmişe sahip bir ülkeyken, her şeyin varken sen gitmişsin dünya takımlarının en dibinde, en sonunda top topluyorsun sahanın dışından. Kardeşim, sana bu kadar imkan verdikten sonra Allah herhalde yani seni niye korusun ki yani? Allah'ın işine karışılmaz mı? Olsa olsa cezalandırır ya, aklını başına topla diye. Herkes aklını başına alsın arkadaş. Yani biz herkesime hitap ediyoruz tabii de. Düzgün insanları tenzih ederiz. Var, var. Memleketimizde hala düzgün, hala vicdanlı, hala geleneklerine, insanlık terbiyesine hala korumuş olan insanlarımız var çok şükür. Başka ülkenin hepsinden daha fazla hala var. Bitirmeye uğraşıyorlar her türlü yöntemle. Sindirme kon falan dahil. Ama sahtesi vahtesi. Onun için ama yani şimdi kalanlar da aklını başına alsın. Kimse de bu kendilerini bir yerlerden tayin edenlere fazla güvenmesin. Çünkü bu dışarıdan bir ülkelere kakışlayıp da Güney Vietnam'da olduğu gibi onları kendi ülkelerini yok etmek için kullanılanlar patronları tarafından, dışarıdaki patronları tarafından daima harcanmıştır. Kendi kuklalarını bu gaddar batı kendisi harcar. Onu da herkes şimdi elini şakağına koyup bir daha düşünsün. Ve kumlar boşalmadan ki az kaldı. Bak az kaldı. Kumlar boşalıp zaman bitmeden çoluk çocuğumuz ne olacak? Hatta biz ne olacağız diye düşünsünler yakında. Ve düşündükleri zaman gerçek imana geldikleri zaman biliyoruz ki bu millet on binlerce yıllık tarihi olan, dünyanın en eski tarihi, en eski dili olan bu millet, gelenekleri batıya defalarca insanlığı, insanlık anlayışını ve medeniyeti öğretmiş olan bu millet, tekrar kendini toparlayacak ve ondan sonra bizi bu hallere getirilmesine büyük katkıda bulunan bu batı vahşilerine de insanlığı daha öğretip Avrupa Birliği'ni filan da sonunda hatta AB'ye diyeceğiz, AB'ye diyeceğiz ki ya işte ne yapalım, vah vah geçmiş olsun. Ama merak etmeyin, biz insaflı insanlarız. Dolayısıyla size de elimizden geldiği kadar yardım eder, şefkat gösteririz. Çünkü biz insanlığın sevdalısıyız. Falanca ülkenin falan değil. Kendi ülkemizin de tabii sevdalısıyız. Yani başka bir ülkenin değiliz. Ama insanlığın da sevdalısıyız. Onun için İşimiz çoktur. Herkes ona göre davransın. Ve kendinden başka ülkesini, milletini, halkını, toplumunu, çoluk çocuğunu ve insanlığı düşünsün. O zaman her şey kurtulur. Esenlikler dilerim. Kumunuz bol olsun dostlar.